Oğlum dursana sen. Sana dur dedim, duymadın mı beni? Sen bana dönsene be. Ali Bey'in boynundaki yüzü yetimhaneye geldiğinde de boynundaydı zaten. Almanya'dan buraya ailesini almak için. Kimsin sen? Kimsin dedim. Tolga Bey'in şoförüyüm. Neden geldin buraya? Sana söylüyorum oğlum, neden geldin buraya? Gönül Hanım çağırdı. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. İyi o zaman, izninizle. Bir dakika. Adın ne senin? Korkut Ali. Kimin nesi sen? He? Onu sen oğlum! Baba ne yapıyorsun? Cevap versene! Baba bırakır mısın? O benim arkadaşım, benim için geldi. Ceylan bırak. Gönül Hanım'la Tolga Bey zaten işe alırken bana bu soruları sormuşlardı. Şimdi işim var. İsterseniz sorguya daha sonra devam edersiniz. Ne dedin sen? Ne demek benim için geldin? Şey... Neyin oluyor bu çocuk senin? Hiçbir şeyim baba. Sevgilin mi yoksa? Yok, arkadaşız biz sadece. Nereden arkadaşın oluyor Ceylan? Yani aslında Tolga'nın arkadaşı. Bana bak Ceylan. Eğer bu çocukla seni yan yana görürsem senin bacaklarını kırarım. Duydun mu? Baba ben bir şey yapmadım ki. Ben anlamam. Bu çocuktan uzak duracaksın. Şoför beni tanıdı. Artık her şey bitti. Buraya kadarmış. Korkut Gönül'ün oğlu. Peki neden susuyor? Ne yapmaya çalışıyor? Ne istiyor bu çocuk? Hayır. Böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Bize yaşattıklarının bedelini ödeyecekler. Efendim Tolga. Abi yardım et bana. Ne oldu? Saldırdılar abi bana. Kim saldırdı? Eda'nın sevgilisi. Derin yollamış üzerime. İyi misin şimdi? İyiyim. De gelsen iyi olacak. Tamam alırım. Neredesin sen? Karlıtepe diye bir yer. Tamam biliyorum. Bulurum ben. Tamam merak etme. Of, köpek ya. Evet, yalan söylemek zorunda kaldım babama. Ama yani ne yapsaydım? Korkut benim için Almanya'dan kalktı, geldi buraya. Sonra ben ona biber dolması yaptım. Sonra da birlikte gezdik mi deseydim göbek. Bu babana bir haller oldu kesin.
Bak şuraya yazıyorum. Benden gizlediği bir şey var. Ne oldu ki? Ay daha ne olacak? Hiçbir şey söylemeden çekti gitti. Abi gelsin, ben ne yapacağım ona? Anne. Hı? Ya babama kızma. Ya babamın bir şey çevirdiği falan yok. O bana kızdı, o yüzden öyle davranıyor. Yani meyhaneye gitmiştir arkadaşlarının yanına. Niye kızdı ki sana? Korkut yüzünden. Şoför Korkut. Ha, Tolga'nın şoförü. Ay ne alaka? Anne sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızmayacaksın. Ay tamam kızmayacağım, hadi söyle. Ay çatlatma insanı, hadi söyle. Benim hiçbir suçum yok yani. Ceylan hadi. Tamam söylüyorum. Korkut bana aşık olmuş. Ne? Kız ne atlar çeviriyorsun sen ha? Anne ben bir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Hatta o bana geldi açıldı. Ben de olmaz dedim. Unut beni dedim Korkut'a. Sen bir şoförle birlikte olamazsın. Hayatta vermem seni. İstersen evde kal. Anne sen ne dediğinin farkında mısın? Benim babam da şoför. Sen evlendin onunla. Yok canım. O başka bu başka. Ya benim tahsilim mi vardı ha? Kız bana bak. Yoksa senin bu çocukta gönlün var da alttan alta bana yolunu mu yapmaya çalışıyorsun sen bu işin? Söyle bakayım. Allah yok anne ya. Yok diyorum size. Niye anlamıyorsunuz? Ceylan doğruyu söyle bana. Anne yok öyle bir şey. Niye bu evdeki tek bir kişi bile bana inanmıyor? Allah Allah. Yok öyle bir şey. Yok. Anneye sinir yapma. Anneye sinir yapma. Anneye sinir yapma. Bak gel buraya sen. Lafa bitmedi daha benim. İyi misin? Yürü abi, polise gidiyoruz. O yaptıklarını ödeteceğim herif. Olmaz. Neden olmaz? Ya şimdi polise gideceksin, yine her yerde haber olacak falan. Seni konuşacaklar, boş ver. Hiç umurumda değil abi, ne olacaksa olsun. Tolga. Bırak şu işin peşini. Değmez. Abi sen ne diyorsun ya? Herifin bana yaptığına bak, yanına kar mı kalsın? Bak şimdi sinirlisin. Bir gidelim, yat uyu dinlen. Sabah kalkalım düşünürüz. Ben düşünmek istemiyorum abi. Polise gitmek istiyorum. Erkek ol biraz ya. Ne? Oğlum erkek dediğin acıyla erkek olur. Acı sana zarar vermez. Acı seni güçlendirir. Ben acı çekiyorum abi. Hem de çok. Eda yüzünden vardı. Oğlum bak polis nereden bulacak? Sen ne soyadını biliyorsun adamın, ne adamı tanıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Eda biliyordur. Hadi abi gidelim. Sen arabayı nereden buldun? Arkadaşımdan aldım. Tahsin. İyi akşamlar Kerim Hanım. Gönül'e bir şey mi oldu yoksa? Yok Gönül Hanım iyi. Torunum, Tolga nasıl? Hepsi çok iyi. Ama bizim konuşmamız gerekiyor. Bunca yıl sonra ne konuşacağız? Yetimhaneye bıraktığımız çocuk bizi buldu. Size saldıran adamları daha önceden gördünüz mü? Yok, daha önce hiç görmedim. Ama ifademde de belirttiğim gibi bunu yaptıran belli. Sevgilimin peşinde bir herif var. Peki o adamı siz tanıyor musunuz? Adı Ali. Soyadı? Soyadını bilmiyorum. Ama sevgilim... Eda biliyordur. Ondan öğrenebilirsiniz. Tamam, biz gerekeni yaparız Tolga Bey. İfadenize bir imza rica edeceğim. Şu alt tarafı imzalarsanız. Şimdilik bu kadar.
İyi geceler size. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler. Abi. Ne oldu sana? Surat beş karış. Gören de sana dayak yedin sadece. Karakolları sevmem. O herifi yakalarlar yakında. Yaptıklarının hesabını verecek. Emin misin? Evet. Yetimhaneye bıraktığımız ikizlerden erkek olanı. Adı Korkut. Korkut Ali. Nasıl bulmuş sizi? Hiç bilmiyorum. Tolga'nın şoförü olarak işe başladı. Ben de yeni öğrendim. Gönül'le konuştun mu? Hayır, konuşmadım. O da zaten Gönül Hanım'a oğlu olduğunu söylememiş. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Belki de hiçbir şey bilmiyordur. Gönül'ün annesi olduğunu bilse niye sussun ki? Belki de kaderin cilvesini yan yana getirdi bizi. Peki bana niye geldin? Ben ne yapacağım sanki? Gönül benim adımı bile anmıyor. O gece kızınıza çocuklarının öldüğünü söylemeye siz karar verdiniz Kerim Hanım. Memduh çocukların yaşadığını öğrenirse hepimizi öldürür. Ne yapacağız peki Kerim Hanım? Herkese bebeklerin doğumda öldüğünü söyleyeceğiz. İkiz olduklarını, yaşadıklarını bilmeyecekler. Ama Kerim Hanım. Başka çaremiz var mı Tahsin? Memduh hiçbirimizi sağ bırakmıyor. Peki bebeklere ne yapacağız? Yetimhaneye bırakacağız. Sen de diğerini al Tahsin. Yürü Tahsin. Gönül uyanmadan çıkalım. Çok üzgünüm Gönül. O çocuktan kurtulacaksın. Bunca sene sonra uğraşamayız bunlarla. Kapandı o defterler. Bir daha da açılmayacak. Herkes hayatına aynen devam edecek. En doğrusu bu. Yani ne yapabilirim ki Kerime Hanım? Bir hal çaresi bulacaksın Tahsin. Belki de gerçeklerin ortaya çıkma zamanı gelmiştir. Asla, asla olmaz. Gönül beni çoktan sildi zaten. Seni de siler. Bir daha yüzüne bakmaz. Benden söylemesi, onun mutluluğu için her şeyi yapacağına söz vermiştir. Ne çabuk unuttu. Ben hala her şeyi yapmaya hazırım. Yap o zaman. Bir anne ben çocuklarını kopardık beraberce. Yalanlar söyledik. Ben bedelini ödedim. Gönül'ü kaybettim. Bedel ödeme sırası sana geldi şimdi. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Abi sağ ol ya. Allah yine hayatımı kurtardın. Kahraman mısın? Senin son kurtarışım olacak. Ne demek şimdi o? Yani bundan sonra kendi başının çaresine bakacaksın demek. Öyle diyorsun, son kurtarışım falan, bir yere mi gidiyorsun? Burada kalıcı değildim ki zaten. Almanya'ya mı? Saçmalama, yok öyle bir şey. Hiçbir yere bırakmıyorum ben seni. Neyse tamam, konuşuruz sonra. Tolga, canım benim. Canım oğlum, canım. Geldin sonunda. O kadar çok özledim ki seni. Anne. Canım benim bir tane. Ne oldu başına? Ah, niye kanıyor? Kaza mı geçirdin yoksa sen? Önemli bir şey değil anneciğim. Aklımın başına gelmesi için kafamı yarmam gerekiyormuş. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Hemen bir doktor çağıralım sana. Hiç gerek yok. Ben gösterdim. Hem sen varsın ya, ben daha ne isterim ki? Ah, canım.
Anneciğim, ben senden çok özür dilerim. Bir daha seni hiç bırakmayacağım. Sakın. Sakın bir daha böyle bir şey yapma, olur mu? Söz. Hadi içeri girelim de yarana bakalım. Hadi. Oğlumu bana getirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Bana sarılır mısın? Üf, ne saçmalıyorsun yine ya? Dışarı gel. Kapının önünde bekliyorum seni. Bak, gelemem dışarı falan. Zaten senin yüzünden bir ton azar işittim babamdan. Bizi görürlerse kıyamet kopar. Çık dışarı. Ya gelemem diyorum, anlamıyor musun? Sen gelmezsen ben gelirim. Biliyorsun, yaparım. Tamam, bekle bekle, geliyorum. Sakın kıpırdama oradan bir yere. Sakın. Yetmedim hayatımı mahvettiğin. Ne istiyorsun benden? Rahat bırak artık beni. Haklısın. Hayatımı nasıl bir kabusa çevirdiğinden haberin var mı senin? Ha? Bıraksana peşimi artık. Ne desen haklısın. Seni hiçbir zaman üzmek istemedim ben. Ama üzdüm işte. Senin hiçbir suçun yok. Hepsi benim suçum. Ama sen başkasın benim için. Hep öyle oldun. Bu hikayede kimse temiz değil. Bir tek sen temizsin. Ben mutluluğu çoktan kaybettim. Ama senin o yeşil gözlerin var ya, uzun zaman sonra ilk defa bana mutluluk verdi. Senin o gözlerine bakınca ben bütün acılarımı unuttum. Senden ilk ve son defa özür diliyorum. Benim olsun isterim. Sırları acıdan ağlar örer.
kendi kayboluşlarım. Sen de dursun isterim. Ağladım senin için ilk defa. Elimde parçalan unutma tamam mı? Bir hayat var aslında. Hapsoldum söylediğim yalanlara. Çıkışlar hep kapanmış. Ruhumda sokaklarda. Acıdan ağlarım kendi kayboluşlarım. Sen de durursun isterim. Ağladım senin için ilk defa. Elimde parçalanmış bir hayat var aslında. Hapsoldum söylediğim yalanlara. Çıkışlar hep kapanmış. Ruhumda sokaklarda. Ceylan. Şu Korkut'un telefonunu ver bana. Neden? Seni ilgilendirmez, ver hadi. Baba, Korkut iyi bir insan. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Ceylan, ikiletme bana, ver hadi. Abi ne oldu? Çocuk ölmedi değil mi? Abi kusura bakma, kantarı biraz fazla kaçırdık. Ben size sadece Korkut'un demedim mi? Ha? Ha? Abi biraz ayıp olmuyor mu? Ne ayıp? Ne ayıp oğlum? Ne ayıp? Gel, gel buraya. Gel. Gel, 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 gel. Ne ayıp? Ha? Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Ha? Biliyor musun? Onun kim olduğunu biliyor musun? Ha? Kardeşim. 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 Ki Korkut var. Abilik yapıyor sana. Zaten abim olsa ancak bu kadar severdim. Tolga. Eğer hala istiyorsan Eda'dan özür dileyebilirim. Gerçekten mi? Sen benim gururumdan da her şeyden de daha önemlisin. İstiyorsan Eda'dan özür dilerim. Sen bir tanesin. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum canım benim. Güzel oldu. Afiyet olsun. Oo evlat, hoş geldin. Buyur, beraber olsun.
Vanessa nasıldı? Başın sağ olsun tekrar. Sağ ol. Ölenler ölünmüyor işte. Tahsin kim olduğumu öğrendi Hakkı Baba. Yapma ya. Bu fena oldu. Gönül karanlığı her şeyi anlatacak. Tolga da bugün polise gitti. Eda'nın sevgilisini şikayet etti. Yani beni. Anlayacağın çember giderek daralıyor. Oyun bitti yani. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Annemin aramasını bekleyeceğim. Uzun zamandır bekliyorum zaten. Biraz daha beklerim. Belki de her şeyin açığa çıkması iyi olacak. Bu gece çok farklıydı Hakkı Baba. İlk defa annemle baş başa kaldık. Karşılıklı yemek yedik. Sohbet ettik. O kadar sıcak, o kadar samimiydi ki. İçimdeki buzlar erimeye başladı. Sanki böyle... Nasıl anlatsam... Beni seviyormuş gibi baktı bana. Yani bir anne oğluna bakar ya... Öyle baktı. İlk defa bir annem varmış gibi hissettim. O an her şeyi unuttum. Sanki hep benim annemmiş gibiydi. Hep yanımdaymış gibiydi. Ah be evlat. Böyle konuşup ciğerimi dağlama. İnsanın bir annesinin olması güzelmiş be Hakkı Baba. Buna içerim evlat. Babam bana oğlum dese kafayı yerdim herhalde. Neyse böyle olması daha iyi oldu. Ben böyle devam edemezdim çünkü. Abla. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor? İşim var. Evden mi kaçıyorsun? Ece niye evden kaçayım? Allah Allah, işim var diyorum, dışarıya çıkacağım. Sevgilinle mi buluşacaksın? Hayda, ne sevgili merakıymış arkadaş. Sevgilim yok diyorum, niye inanmıyorsunuz bana ya? Öyleyse nereye gidiyorsun? Sana ne? Söyle, yoksa anneme söylerim. Şantajcı. Aynen. Ya babam Korkut'la konuşmadan önce Korkut'u bulmam lazım. Sevgilini uyaracaksın yani. Ay ne romantik. Bana bak. Sevgilim falan yok dedim sana. Bir daha sevgili dersen bana seni fena yaparım ona göre. Annemler sorarsa ne diyeceğim? Eda'ya gitti dersin. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Aa. Ablam sevgilisiyle buluşsun. Yalanını da ben söyleyeyim. Bütün gece aramadı. Aramayacak. Umurunda değilim. Sakin ol evlat. Olamıyorum Hakkı Baba. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sakin ol biraz. Belki şoför söylememiştir. Niye söylemesin ki? Ya belki onun da kendine göre planları vardır.
Herkesin bir planı var. Efendim? Konuşmamız lazım. Kimsin sen? Tahsin. Evet Tahsin, dinliyorum. Telefonda olmaz. Tamam, ben geleyim oraya. 2 saat sonra sahildeki çay bahçesine gel. Tamam. Geleceğim. Bu hayra alamet değil. Toplarım kızım. Sen geç. Sen geç. Toplarız. Daha Çağlar. Evet benim. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Neden? İfadenize başvurulacak. Anlamadım, ne ifadesi? Ne oluyor anlamıyorum. Biz bilmiyoruz hanımefendi. Merkezdeki arkadaşlara sorarsınız. Tamam, ben daha sonra uğrarım o zaman. Şimdi müsait değilim. Hanımefendi lütfen bize zorluk çıkarmayınız. Tamam peki, o zaman ben giyineyim geleyim, olur mu? Tabii ki. Ne oluyor ya? Ceylan abla, hoş geldin. Hoş bulduk Umut. Emre nasılsın? İyiyim. Gel kahvaltı et. Yok, bir şey. Merhaba efendim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Korkut biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Babam sana kafayı takmış. Dün gece bağırdı çağırdı, zorla senin telefonunu aldı benden. Bu iş daha fazla büyümeden bir yol bulmalıyız. Ne gibi? Yani şimdi şöyle yapalım diyorum ben. Sen bir süre telefonunu kapat. Ha. Ortalıkta da görünme öyle çok. Ha. Eve falan da gelme yani. Allah Allah. İşte ortalık sakinleşince biz de çıkarız. Bu sakin sakin mantıklı bir şekilde izah ederiz durumu. Sen benim için endişeleniyor musun yoksa? İnsanlık yapıyorum. O yüzden sabahın köründe koşarak geldim buraya. Evet, başka ne nedeni olacak ki? Bilmiyorum. Benim aklımda bir şey var ama. Neymiş? Yani sanki sen bana acaba biraz aşık mısın falan gibi. Ha? Allah'ım, hala öyle şey söylüyor. Sen adam olmayacaksın, biliyorsun değil mi? Ya sen böyle yaparsan olmam tabii. Ne yapıyormuşum ben? Sürekli yanıma geliyorsun. Allah Allah. Aşıksan söyle kızım, direnme. Ya sen ne... Ne utanmaz... terbiyesiz, küstahı herifin tekisin ya. Ya bak işte, aşkını içinde tutma. Sinir yapıyor insana sonra ya. Allah'ım sana geliyorum yarabbim ya. Sen de gitsene. Yok, gidemem. İşim var benim. Biriyle buluşacağım. Git arkasından. Seviyor seni. Çok seviyor. Evet dayı, o seni çok seviyor. Git peşinden. Al. Hadi. Ya. Hadi git. Hadi git. Ya.
Ne yapıyorsun? Bırakır mısın? Ya üşümemen için sarılıyorum. Ya bırak, üşümüyorum ben. E hiç de öyle gözükmüyorsun ama. Ya bırak. Bırakırım ama bir şartla. Neymiş? Benimle son kez bir gün geçirmeye söz verirsen bırakırım. Son bir gün. Son kez. Ya sen haklıydın, ben o eve gidemem ki artık. Bundan sonra sen ne dersen o. Senin dediklerini dinleyeceğim. Bak, telefonu da kapattım. Baş başa son kez, bir gün. Allah Allah. Ya bıraksana, istemiyorum diyorum ya. Delirdin iyice sen. Deliyim kızım ben zaten, bilmiyor musun? Allah Allah. Ya, ya Korkut bırak. Ya, araba senin değil herhalde. Benim. Değil tabii kızım. Nereden çıktı peki? Yakın bir arkadaşımdan aldım. Ne kadar çabuk yakın arkadaş edindin. Ne kadar oldu ki sen İstanbul'a geleli? Yani cana yakın bir adamız biz sonuçta. İnsanlar seviyor bizi, arkadaş olmak istiyorlar. Sen mi cana yakınsın? Cana yakınım tabii. Can yakarım tabii demek istedin galiba. Sen laf mı sokuyorsun bana? Yok. Asıl senin lafların insanın içini acıtıyor. Nerede? Sen kurşun geçirmezsin maşallah. İçini acıtsaydı bu halde olamazdım. Ne varmış halinde benim? Ben de onu diyorum işte. Ne haldesin sen? Bir saniye müsaade edebilir misiniz? Koridorun sonundaki odaya geleceksiniz. Tamam. Ne işin var senin orada? Ali beni tehdit etti. Ali mi? Karşına mı çıktı? Adamlarını gönderdi. Saldırdılar bana. Anlatıyorsun sen yani, zırvalıyorsun. Ali'den şikayetçi oldum. Senin de onu tanıdığını söyledi. Ne? Önemli bir şey değil. Sadece ifadeni alacaklar. Canım, Ali ile ilgili bildiğin her şeyi söylemen gerekiyor. Hiçbir şey anlatmayacağım. Senin onu kıskandığın için ona iftira attığını, bir yalancı olduğunu söyleyeceğim. Eda, tehlikeli biri o. Sana da zarar verebilir. Başını belaya sokacaksın. Bu adam senin gözünü kör etmiş. Asıl senin gözün kör olmuş. Yıllardır Ceylan'ın sana aşık olduğunu bile anlamadım. Sen ne yapayım, peşimden koş. Ya! Ya ben sırılsıklam oldu benim her tarafım. Oh! Kendimi çok iyi hissediyorum. Yoktandır. Ya yok, öyle değil. Sen varsın diye.
Ben galiba dünyanın en mutlu kadınıyım şu an. Ciddi misin? Tabii ki değilim. Niye? Ya kesin bunda da bir numara vardır şimdi. Tamam yapıyorsun yapıyorsun, ben de kanıyorum. Sonra saf ben oluyorum ama alıştım artık. Yemezler senin numaralarını. Ya yok, bu sefer şaka değil. Ciddiyim. Ha. Sen güzel sözler söylemeyi de mi biliyorsun? Söylerim tabii. Mesela gözlerin o kadar güzel ki insanın içini eritiyor. O kadar saf, o kadar doğal yaşıyorsun ki hayatı. Düz yolda yürürken bile düşüyorsun ama bu sakarlık sana çok yakışıyor. O kadar sıcaksın ki taş kalpleri bile eritiyorsun. O kadar narinsin ki İnsan sana dokunmaya bile kıyamıyor. Ceylan, insanın seni sevmemesi için kör ya da aptal olması lazım. Efendim Tolga. Neredesin Ceylan? Dışarıdayım şu an. Konuşmamız lazım, çok önemli. Akşam mı konuşsak? Çok önemli dedim Ceylan, lütfen. Tolga ben pek müsait değilim şu an. Tamam, neredesin? Ben yanına geliyorum. Tamam, biliyorum. Bana söz vermiştin. Bugün birlikte olacaktık. İkimiz baş başa. Ama çok önemli bir şey konuşması gerekiyormuş. Ya sesi çok gergin geliyordu. Ya Korkut! Nereye gidiyorsun ya? Korkut bir bekle beni! Korkut! Diyeceğim daha. Ya ne olur konuş benimle. Dünyanın sonu değil ki. Gezeriz yine başkaca. Korkma, ne yapayım? Ben senin gibi olamıyorum. Yani öyle ben özür dileyecek bir şey yapmam diyemiyorum. Oluyor işte arada sırada. Bir şey soracağım. Tolga senin kardeşin gibi değil mi? Bir derdi var çocuğun. Gelsin birlikte dinleyelim işte. Belki birlikte bir çözüm buluruz. Korkut konuşmayacak mısın? Ben de gider kendimi denizde boğarım. Konuşmayacak mısın benimle? İyi. Sen istedin.
Lan. Bence konuşursun artık. Ne yapıyorsun? Ha? Bak yapma, fena olacak sen. Oo, çok korktum Korkut Bey. Rahatsız etmiyorum ya. Yok canım, ne rahatsızdı, biz düştük. Benim karnım çok acıktı. Böyle nefis bir balık restoranı var orada. Bir şeyler yiyelim mi gidip? Hem işte konuşuruz seninle. Ben sessiz. Kolay gelsin Gönül. Ah sağ ol Tahsin. Ya bunları bir ilaçlamak lazım Tahsin. Yapraklar feci bir halde. Halledersin. Bak. Gönül Hanım affedersiniz, ben bir şey soracaktım size. Bu Korkut'un evini biliyor musunuz, adresini? Yok bilmiyorum ama Vuko biliyordur. Neden sordun? Konuşacağım. Ne konuşacaksın? Ceylan'la olan ilişkileri hoşuma gitmiyor. Kızımdan uzak durmasını söyleyeceğim. Neden ya? Korkut çok iyi bir çocuk. Kimseye öyle zarar olacak bir insan değil. Sen sevmedin mi? Anlaşıldı, sevmedin. Tamam, biraz garip bir çocuk ama yüreği çok temiz. Sen biliyorsun ne kadar iyiliği dokundu bize. Kaç kere Tolga'yı bulup bulup getirdi. Olsun, ben yine de konuşmak istiyorum. Babasın tabii. Kızını korumak istiyorsun. Ama merak etme. Korkut'tan Ceylan'a zarar gelmez. Ben ona güveniyorum. Siz güveniyorsunuz ama ben... Aslında tam güvenmek de değil. Ben bu çocuğu seviyorum, biliyor musun? İnan bana, çok iyi bir çocuk o. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Birazdan. Aslında önce seninle konuşmamız daha iyi olacak. Neticede sen abim sayılırsın, değil mi? Nedir problem? Ceylan bana aşıkmış. Veda söyledi. Karakolda karşılaştık. Yani inanmadım tabii ama Ceylan'la bir yüz yüze görüşelim diye geldim. Aranızdaki ilişkinin farkındayım. Onun için Almanya'dan geldim. Birbirinize değer veriyorsunuz. Ama yani ben de böyle bir şey duyunca kafam karıştı. Bence bu konuyu siz Ceylan'la konuşun. Bence de. Bize biraz izin verir misin? Korkut nereye gidiyor? Konuşmamız için bizi baş başa bıraktı. Otursana.
Ne oldu? Bana aşık mısın? Yok öyle bir şey yok. Nereden çıktı bu şimdi? Nereden çıktıysa çıktı. Aşık mısın değil misin? Hayır canım. Olur mu öyle şey? Ne yapıyorsun? O zaman kalbin niye yerinden çıkacakmış gibi atıyor? Telefon geldi. Ben İstanbul'a gidiyorum. Ben de geleyim. Merak ederler beni de. Ceylan. Ben bırakırım seni. Yok. Ben giderim Korkut'la. Bırakacağım dedim. Kız benimle gelmeni istiyor. Allah Allah. Kimin ki bu yüzük? Teşekkür ederim. Yani İstanbul'dan telefon falan gelmedi biliyorum. Telefonum kapalıydı. Beni kurtarmak için yalan söyledin. Yine kurtardın beni. Çok teşekkür ederim. Gerek yok. Olsun. Ben yine teşekkür ederim. Kendini korumalısın. Her zaman yanında olamam. Bunu artık kafana sok taş kafa. Yani içinden nasıl geliyorsa öyle davran. Gizleme. Ne oluyor ya? Senin içinden canavar çıktı gene. Sen Tolga'ya aşık mısın diye misin? Onu söyle. Konumuzla ne alakası var ki bunun? Ya içinden atamadığın adam Tolga mı değil mi? Hala onu mu seviyorsun sen? Korkut bana bağırma. O zaman soruma cevap ver. Doğru düzgün sorular sor cevap vereyim. Ben gayet düzgün bir soru soruyorum. Korkut. Korkut yavaş. Korkut ne yapıyorsun? Öldüreceksin ikimizi de. Cevap versene Tolga'ya aşık mısın? Bilmiyorum bilmiyorum tamam mı? Bilmiyorum Korkut yavaş. Ya cevap ver. Bilmiyorum. Bilmiyorum tamam mı? Bilmiyorum dedim. Çıkarma. Hiç çıkarmayacağım. Söz. İyi günler. Buyurun. Emine Hanım'a bakmıştım ben. Hakkı Bey vardı, onun kızı. Onlar bir ay evvel taşındılar kardeşim. Kimse yok mu?
Merhaba kızım. Korkut'a bakmıştım ben. Evde mi kendisi? Evde yok. Sen nasıl oluyorsun? Kardeşiyim mi? Sen emin misin? Sen kimsin? Ben Korkut'un bir arkadaşıyım. Korkut yok. Gitti o. Nereye gittiğini biliyor musun peki? Ceylan'ın peşinden gitti. Neredesin sen? Eda'yleyim. Yalan söyleme, Korkut'la birlikte olduğunu biliyorum. Yok baba, ne yapacağım ben Korkut'un yanında? Bana bak, ne iş yapıyorsan hemen bırak eve gel. Sen evde konuşuyorsun. Çok güzel. Harika oldu gerçekten. Atla hadi. Gel diyorum. Delisin sen. Deli. Delilerle işim olmaz benim. Hop. Ya. Ya bırak. Ya bırak diyorum. Bırak sana kolumu. Bak bağıracağım imdat diye. İmdat. Ya. Yardım edin bana. Gel buraya yavaş. Ya bırak. Ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum arabanı. Gitmiyorum da hiçbir yere. Buradayım böyle. İyi tamam, ben de gitmiyorum. Buyurun gönlüm. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Gönül Hanım, bu Tolga'nın olabilir mi? Nedir o? Yüzük bahçede buldum. Ver bakayım. Aldın mı? İsimlerimizi de yazmışlar. Bu gönül. Adımı üstünde taşıyacak. O kadar mutluyum ki Tahsin. Hamile olduğumu öğrenince hemen evleneceğiz. Memduh zaten evli. Bence çok umut bağlamayın Gönül Hanım. Memduh bana aşık. Karısından boşanacak, benimle evlenecek. Gönül Hanım.
Asya sen gidebilirsin. Kıskandığım için öyle davrandım. Ne? Kıskandığım için öyle davrandım diyorum. O kadar çok mu seviyorsun? Sen kimi seviyorsun? Sessizlik de bir cevaptır. Efendim Gönül Hanım. Neler karıştırıyorsun sen? Anlamadım. Yüzük, yüzüğü buldum. Nereden çıktı bu yüzük derhal öğrenmek istiyorum. Ne yüzüğü? Çabuk buraya gel, konuşacağız. Bana böyle bakmaya devam edersen beni sevdiğini düşüneceğim. Sana bakmıyorum ki. Ya bakıyorsun işte. Allah'ım ya, sana bakmıyorum. Kolyene bakıyorum. Yok. Korkut. Korkut yavaş, kaza yapacağız. Ne yapıyorsun? Kalkın. Dur, sakin ol. Çok mu değerli bir şeydi? Şey, o eski kız arkadaşından mı kaldı? Annemindi. Annemden bana kalan tek şey o. Tamam, şey... dur, buluruz şimdi. Nerede düşürdün acaba? Hatırlıyor musunuz? Ben... Bilmiyorum. En son ne zaman boynundaydı peki? Ya bilmiyorum. Tamam, sakin ol. Gel, geri dönelim. Deniz kıyısında falan düşürdün herhalde. Hadi. Sakin ol, bulacağız. Tamam, sakin ol. Nereden çıktı? Sende ne işi var bunun? Yüzükten haberim yok benim. Bana doğruyu söyle Tahsin. Yıllar önce attım ben bu yüzükleri. Şimdi nasıl oluyor da karşıma çıkıyor? Sakladım. Ne demek sakladım? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Özür dilerim, kötü bir şey yapmadım ben. Geçmişteki acılarımı bana yeniden mi yaşatıyorsun? Asla sizi üzecek bir şey yapmam ben. Ben bütün acılarımı sildim Tahsin. Ama şimdi senin yüzünden ben yeniden acı çekiyorum. Gönül Hanım, ben sizi hiçbir zaman üzmek istemem. Ben bütün hatıraları unutmuştum. Ama şimdi... Allah kahretsin! Gönül Hanım, ben... Git! Gönül Hanım, ben... Tahsin, git yoksa kovarım seni! O yüzüğü de yok et. Tamam, bırak, bir şey yapma. Thank you.
Korkut. Her yere baktık, bulamadık işte. Korkut ama bu iyi bir şey. Yani belki de evde düşürmüşsündür. Kesin evde düşürmüşsündür. Hatta Emine bulmuştur bile onu şimdiye kadar. Babam. Şey, benim gitmem gerekiyor. Üzülme ama, tamam mı? Yani bir şekilde bulacağız yüzüğü. Bir de şey. Yani evet, bir takım aksilikler oldu ama ben çok güzel bir gün geçirdim. Ben de öyle. Korkut. Birlikte son bir gün geçirelim derken. Ciddi değildin değil mi? Olabilir. Sen gerçekten çok karmaşık oluyorsun. Görüşürüz. Ceylan, neredesin sen bu saate kadar? Ha? Kaç saat oldu arayalı? Baba, bir dakika beni dinler misin? Ne dinleyeceğim kızım? Ben sana o adamla görüşmeyeceksin demedim mi Ceylan? Baba, bir şey yok. Biz sadece dolaştık. Yürü. Baba, bir dakika dinle beni lütfen. Baba, baba bileğimi acıtıyorsun. Yok anacığım. Ne yaparsam yap inkar etmiyor. Hala ellerim pütür pütür. E tabii, akşama kadar suyun deterjanın içinde olursa olacağı bu. Üf, kurtulamadım hizmetçilikten ya. Sen gönül olmaya yetişeceğim diye kremi elbiseye bir ton para harcarsan bu evin taksiti asla bitmez. Benden söylemesin. Sus kız sen. Aa, tek lüksüm kremlerim zaten. Gülme. Bak gülme dedim sana. Bak gülme, öldürürüm. Vallahi öldürürüm seni. Öldürürüm. Şu abini aradı, nerede sor bakalım. Asiye. Bu kız bir daha bu evden dışarı çıkmayacak. Şu kapıdan dahi olsa. Ne oluyor Tahsin? Bu ne sinir ya? Dışarıya çıkmayacak. Baba. Korkut'la görüşmeme neden bu kadar kızıyorsun anlamıyorum. Ceylan. Görüşmeyeceksin diyorsam görüşmeyeceksin. Bir de bana yalan söyledin. Tahsin, sakin ol biraz. Baba, Korkut iyi biri. Kimseye bir zararı yok onun. Tanısan sen de çok seversin. Ceylan, o adamın adını dahi ağzına almayacaksın. Bak yoksa seni fena yaparım ha. Sen ne dersen de ben görüşeceğim baba. Seni eşek sıpası. Tahsin, eşek sıpası. Tahsin, çekil onu. Anne. Anneciğim. Oh, anne iyi misin? Anne, anne bak bana. Anne yok bir şeyin değil mi? Yok, hiçbir şeyim yok. Tamam, kız. Merak etme, iyiyim ben. Anne buz getireyim mi sana? Ha? Vurmadım kızım, iyiyim ben. Tamam, iyiyim. Asıl senin gözün kör olmuş. Yıllardır Ceylan'ın sana aşık olduğunu bile anlamadın. Sen daha benim peşimden koş. Ne oluyor bu evde ya? Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Ne var kızım?
Baba. Efendim. Ceylan, muhakkak görüşmemiz lazım. Eda, kendimi çok iyi hissetmiyorum. Sonra konuşsak olur mu? Ceylan, ne olur dinle beni. Biliyorum hata ettim. Onu sevdiğini söylememeliydim ama öyle bir noktaya geldik ki ağzımdan kaçırdım. İyi halt ettin. Geceden beri fotoğraflarımıza bak. Şu an iyi hissetmiyorum ben. Bana aşık olmadığını söyle Ceylan. Lütfen. Ceylan. Otur musun? Mahalletmeden devam edemeyiz. Biz beraber büyüdük. Sen benim kardeşimsin. Böyle iğrenç bir şey nasıl düşünebilirim? Eda bu yüzden mi uzak duruyor benden? Bütün derdin bu değil mi? Ben gerçekten çok sıkıldım artık. Ben de sıkıldım. Ceylan Tolga komedisi bitecek. Ben bunca zaman seni savundum. Annem, herkese karşı seni savundum ben. Ne diyeceğim şimdi? Siz haklıymışsınız, Ceylan'ın niyeti başkaymış mı diyeceğim? Ceylan bir şey söyle bana. Bırak beni, dokunma artık. Sıkıldım beni itip kalkmandan. Ben senin kardeşin değilim. Tamam ama artık anladım. Dostun da değilim ben senin. Hiçbir şeyim değilim ben senin. Açalım. Ya dayım kızarsa? Kızmaz. Artık hiç kızmıyor Korkut bize. Aç aç. Alo. Ali yok mu? Ali mi?
Evet, Eda ben. Yanlış o. Bu dayımın telefonu. Ver bakayım, ver, ver. Alo, Eda. Ali. Çocuk sesi dayımın telefonu falan deyince şaşırdım ben. Tamam, tamam, bir şey yok. Ben zaten sana gelecektim ya. Tamam. Ne söyledin? Bir şey demedim ki dayı. Elimden aldın telefonu. Korkuldum. Teşekkür ederim. Şey değil kardeşim. Abla? Sen iyi misin? Değilim. Her şey üstüme geliyor. Ha, babam Korkut'la görüşme dediği için değil mi? Sadece o değil. Anlamıyorum ki. Başka ne var? Ya kafam allak bullak. Eskiden Tolga'yı sevdiğime emindim. Aklımda, kalbimde sadece o vardı. Her şey netti benim için. Ama artık hiçbir şey öyle değil. Korkut. Korkut o kadar farklı ki. Tolga'nın yanındayken hep bir şeyler eksik gibiydi. Ben yoktum. Her şey onunla ilgiliydi. Onun saçı, onun kıyafetleri, onun mutluluğu, onun provası, onun aşkları. Benim hiçbir önemim yoktu. Ama Korkut'un yanındayken öyle değil. Korkut'un yanındayken ilk kez ben varım. Korkut benim için her şeyi yapar biliyorum. Onun yanında kendimi o kadar mutlu, güvende hissediyorum ki. Aşk nedir bilirim, anlatmana gerek yok. Tamam kızma. Demeye çalışıyorum ki sen zaten Korkut'u seviyorsun. Söyleyecek fazla bir şey yok. Ece, koş evden benim çantamı getir. Nereye gidiyorsun ki? Korkut'a. Saçmalama, çıldırdın mı sen? Babam senin çok kızar. Ece hadi koş. Hadi Ece, benim çantamı getir. Hadi, hadi. Ece koş. Teşekkür ederim. Seni çok özledim. Zaten ne diye bu kadar ayrı kaldık ki? Uzun süre daha ayrı kalacağız. O zaman vaktimizi güzel değerlendirelim. Eda. Bir süre görüşemeyeceğiz. Yurt dışına gidiyorum ben. Anladım. Senin beni davet etme tarzın bu ama değil mi? Her zaman yaptığın gibi. Hayır, anlamıyorsun. Senin istediğin yere gelirim. Zaten işim yok. Eda, gelemezsin. Niye gelemezmişim? Çünkü bu kadar ciddileşeceğini düşünmemiştim. Neler söylüyorsun sen? Bak Eda. Bütün bunlar... Sakın söyleme. Tamam, sus. Tamam, anlıyorum. Hepsi bir oyun. Ama ben seni affediyorum. Sonuçta beni elde edebilmek için yaptın. Beni istediğin için. İstediğin oldu, tamam mı? Artık senin oyun bitsin artık.
daha olmaz. Neden? Çünkü oyun bitti zaten. Ben... Ben başkasına aşığım. Hayır. Hayır, bu doğru olmaz. Bırakma, ne olur gitme. Eda, doğrusu bu. Oyun bitti. Beni bırakamaz. Bana bunu yapamaz. Önce beni kendine aşık edip öylece bırakamazsın. Senden vazgeçmeyeceğim. Eda. Daha elimden bir şey gelmiyor. Bunu bana niye yaptın ha? Niye? Ya dedim ya, bu kadar ciddileşeceğini düşünmemiştim. Tolga istedi bunu değil mi? Doğru söyle. Benden intikam almak istedi değil mi? Ya saçmalama, öyle bir şey yok. Evet, bunu o istedi. Yaşadıklarını yaşamamı istedi. Ya kimse bir şey yaptırmadı, ben yaptım. Evet, o yaptırdı, biliyorum. Her şeyi benim yaşamamı istedi. Beni kimse bırakamaz. Bunu ödeyeceksin. Ceylan geldi. Emineciğim. Kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim. Bak çiçeklerimi kardeşim aldı. Çok güzeller. Güzeller tabii. Ben diktim onları. Ama kardeşim aldı onları bana. Korkut aldı. Nerede peki şimdi kardeşin? Kız arayınca gitti. Hangi kız? Kim aradı? Sen tanıyor musun arayanı? Yok. Söylemedi ama bir kız aradı, biliyorum. Çünkü Umut açtı telefonu. Anne, neden cevap vermiyorsun? Ah yavrum. Ne oldu? Bebeğim nerede? Onu görmek istiyorum. Yapma kızım. Yeni doğum yaptın. Kalkılmaz öyle. Bebeğimi görmek istiyorum. Gönül, sakin. Hadi yavrum. Şimdi senin metanetli olman lazım. Anne, ne metanetli olmaz? Gönül Hanım, sakin olun lütfen. Bebeğimi görmek yavrum, istiyorum. Bebeğimi Gönül Hanım. Kaybettik yavrum. Ay, yalan söylüyorsunuz. Yavrum, başımız Gönül sağ olsun. Tavsiye. Başımız sağ olsun. Gönül. Yavrum. Gönül Hanım, sakin. Kızım dur, yapma. Sensin, bebeğimi getirin bana. Kızım dur. Gönül. İyi misiniz? Değilim. Hiç iyi değilim. Tolga ile mi ilgili? Yok evladım. Otursana, geçsene. Geçmişte kalan bir şey. Anısı geçmişte ama acısı bugün gibi taze. Anlatsanız
Belki iyi gelir. Sen Tolga için mi geldin? Ha doğru, bugün sizin kayıt vardı değil mi? Yok, ben Tahsin Bey'le konuşacaktım. Benimle konuşmak istedim de. Bak oğlum, o da evladını düşünen bir baba. Yanlış anlama, ben sizin Ceylan'la olan arkadaşlığınıza asla karşı değilim. Hatta gerekirse bu konuda Tahsin'le konuşurum ben. Peki biz konuşurken siz de yanımızda oluyor musunuz? Tabii tabii, eğer bir faydam dokunacaksa tabii olurum. Emine. O kız daha önce de aradı mı? Hangi kız? Kardeşini arayan kız. Bilmem. Benim telefonum yok ondan. Olsaydı arardı. Güzel oldu çiçeklerin. Şu tanıncaya su verdin mi? Bak o biraz kuru kalmışsa. Gel Tahsin. Buyur otur. Evet Tahsin Bey. Benimle konuşmak istediniz. Dinliyorum. Gönül Hanım'ı rahatsız etmeyelim. Biz şöyle geçelim. Niye ki? Konuşacağımız şeyler herhalde Gönül Hanım'ı da ilgilendirir. Sonuçta Tolga Bey'in şoförüyüm. Bana bak delikanlı, seni Ceylan'ın yanında görmek istemiyorum. Kızımdan uzak duracaksın. Yapma Tahsin, eşin hüküm veriyorsun böyle tanımadan etmeden. Tanımıyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz. Maksadı nedir? Ne maksadım olabilir ki? Ben de sizin gibi burada çalışıyorum. Ceylan konusuna da gelince... Böyle bir konu yok delikanlı, kızımdan uzak duracaksın. Ya Tahsin... Ne kötülük var bunda? Çocuklar masumane arkadaşlık ediyorlar. Ya zaman içinde zaten tanırsınız birbirinizi. Merak etmeyin. Kim olduğumu öğreneceksiniz. Beyefendi meşgul. Nasıl cevap versin ki? Kız arkadaşıyla ilgileniyor. Seni seviyor. Beni de çok seviyor. O mu söyledi? Yok, o söylemedi. Ama ben anlarım. Hem zaten bakışından belli. Sen anlamadın mı? Anlamıyorum.
Yani bazen bana da öyle gibi geliyor. Sonra... Bilmiyorum, dengesiz işte. Seni seviyor. Biliyorum. Duyacaklarınızdan hoşlanmayabilirsiniz ama. Aa, niye hoşlanmayalım canım? Ne var ki? Peki. Fazlasıyla acıklı bir hikayem var benim. Yetimhanede büyüdüm. Gerçek ailemi hiç tanımadım. Annem beni küçükken yetimhaneye bırakmış. Sonra bir aile evlat edinmiş beni. Almanya'ya gitmişiz. Orada da ailem trafik kazasında öldü. Yani tek başına sokaklarda büyüdüm. Peki ya kardeşim? Kardeşim olduğunu nereden biliyorsunuz? Sen söyledin. Yok, söylemedim. Anlaşılan benim hakkımda çok şey biliyorsunuz. E anlatın da o zaman, dinleyelim. Bunları boş ver. Kızımdan ne istiyorsun sen? Maksadın ne, onu söyle. Ceylan'ın iyiliğinden, mutluluğundan başka hiçbir maksadım yok. Bak, gördün mü Tahsin? Çocuk iyi niyetli. Göreceğiz. Gözüm üzerinde olacak. İzninizle. Geçmişte kalan bir şey. Anısı geçmişte ama acısı da benim gibi taze. Yetti artık bu dik kafalılığı. Helalde ne olursun böyle. Sonra da laf dinletemezsin. Annem de babam da var benim. Bu yüzüğü bana verdiler. Beni vurmak için. Ver şu yüzüğü bana. Vermem. Öldürsen de verme. Sen esrayım. Gitme. Yapma, öldüreceksin. Kaçma sen. Her şeye karışıyorsun. Bırak beni. Bakma bana öyle gittin. Ver şu yüzüğü bana. O ana ne olacak bir de olur. Benim annem kötü kadın değil. Evimde kalacaksın. Dursun. Şaşka. De. Yürü. Hadi. Yürü. Gideyim ben. Hem Korkut'un geleceği yok zaten bu gece. Gelirim tekrar, tamam mı? Tamam. Hadi iyi bakın kendinize.
Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. Ben de evde seni bekliyordum. Neden telefonlarıma cevap vermedin? İşim vardı. Kız arkadaşınla mı? Kız arkadaş mı? Sürekli seni telefonla arayan kız arkadaşın değil mi? Değil. Sen iyi misin? Neyin var? Bir şeyim yok. Taşmıyorsun. Ben yokken Emine ile Umut'un yanında olur musun? Benim güvenebileceğim bir tek sen varsın. Yani... Tabii ki olurum. Ben çok seviyorum bunları. Da sen iyi misin? Değilim. Doğduğumdan beri de hiç iyi olmadım zaten. Saatlerdir burada oturdum düşünüyorum. Hayatımda tek mutlu bir anım bile yok. Olduğunu zannettiklerimde de yanılmışım. Susma, sözlerin senin kadar güzel, senin kadar keskin olsun hazırım. Yani 26 yıllık ömrümü dolduracak hiçbir şey yaşamamışım ben. Bir sen eksik, bir ben fazla. Hiç istemedim. Mutsuzluğa, mutsuzluğa. Ortaya bir kakıldım. Kimse istemedi bu korku tadını. Kimse sevmedi beni. Ben seni seviyorum. Hep de seveceğim. Çok da güzel anlarımız olacak. Hiç bırakmayacağım seni. Hiç terk etmeyeceğim. Beni kovsan da gitmeyeceğim hiçbir yere. Artık yokum, öldüm bizim için. En başından kendim için hazırım yaşamaya. Ne fark eder? Bir sen eksik, bir ben fazla. Bir fark var mı sensizlikle yalnızlığın arasında? Günahı boynuma. Yalan eksik, bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya. İster inan, ister inanma. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Yalan eksik, bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya. İster inan, ister inanma. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Oh, 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 oh
Yalan eksik bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya. İster inan ister inanma. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Yalan eksik bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya. İster inan ister inanma. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar.